Arkadaşlar bugün bize Dell Inspiron N5110 geldi. Durumu budur. Şöyle şarj aleti takıyorum. Çalıştırıyorum. Makine çalışıyor. Işık yanıyor ama görüntü hiç yok. Aynı anda menteşe kırık. Hemen sökelim beraber bakalım. İnşallah tamir edebiliriz. Hadi bismillah. Beraber sökelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi menteşe komple yerinden kalkmış. Aynı anda ekran flexi de sökülmüş. Acaba bundan mı? Şöyle bir takalım yerine. Bir deneme yapalım. Ekran flexi yerinde oturtturduk. Deneyelim. Bismillah. Makine çalıştı. Görüntü de verdi. Bip de gitti. Demek ki sadece ekran flexi yerinden çıktığı için ütmeye başladı. Hemen sahibine bir arayacağım. Arayalım pardon. Fiyat verelim. Eğer kabul ederse yapacağım. Menteşe tamir olacak. Onu beraber yaparız zaten. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Makine gayet güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar, sahibini aradık. Tamir edin dedi. Hemen beraber yapalım. Bismillah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane 1 2 3 tane yer kırık, bir diğer yeri onları tamir etmemiz lazım. Evet arkadaşlar şu parçalar, şunları şuradan sökelim. Çünkü öteki tarafa kullanacağız.
Arkadaşlar biraz yüksek olduğu için mecbur motorla düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar bu yeri Japon'da tamir ettik ya, yani sağlam oldu, güzel, ama daha sağlam olsun diye bu taraftan, bak şimdi bu taraftan dübel koyalım. Dübelin ara şey içinde biraz uzun vida takalım, taş gibi olacak inşallah. Şöyle bir göstereyim size. Pardon, özür dilerim, mikrofon düştü. Şimdi şöyle bir göstereyim. Şöyle bir dübel koyalım.
Biraz üzümü bir de geçirelim. Şöyle bir şey olsun. Bunu böyle yaptıktan sonra çok güzel bir destekleyici olacak. Yani istediğin kadar zorlayabilirsin. Artık kırılmaz. Önceden bir arkadaş sokmuş bu bilgisayar. Şu küçük vidalar takmamış. Bunlar anakartın arasındaki soketler var ya, onu sabitlemek için bunlar takmamıştır. Bunu takalım. Sağlam olsun. 4 tane küçük vida getirdik. Gene eksik vidalar var arkadaşlar. Şunları tamamlayalım. Her şey yerinde arkadaşlar, gördüğünüz gibi bilgisayar çalışıyor, hiçbir hata kalmadı.